Son dönemde artan hırsızlık ve durağancılık olayları kuyumcuların ortak sorunu oldu. Kuyumcu esnafı, önceden tek başına dükkanları gezen hırsızların şimdi de gruplar halinde gezdiğini, dolandırıcıların ise gerçeğini aratmayan kaplarda altın ile esnafı kandırmaya çalıştığını söyledi. Dolandırıcılar son zamanlarda özellikle altınları da genellikle kaplamayı tercih ediyorlar. Kaplamayı da şöyle yapıyorlar anlaşılmamız için. Genelde ürünler ayar testine girerken kilit kısmındaki ayara bakılır. O ayar, kilit kısmındaki yazan ayardan çoğu personel veya kasacı arkadaşlarımız yanılabiliyorlar ama devamında ürün yakıldığı zaman kaplama olduğu ortaya çıkıyor. Ama kilite bakıp yanılan çok personel arkadaşımız var yani. Altın sahte olup olmadığını bir usta olan kuyumcular yani bu sektörde eski olanlar zaten eline aldıkları zaman anlarlar. Ama onun haricinde çok iyi olan kaplamalar var. Bunların anlaşılması için ayar testine girmesi lazım. Atölyede yakılması lazım. Rapora girmesi lazım. O şekilde belli olur. Dolandırıcılar özellikle şu son zamanlarda tek başına değil de böyle grup halinde gelip iki ayrı müşteriymiş gibi davranıp personelin kafasını karıştırıyor. O şekilde bu son dönemlerde karşılaşıyoruz yani. En güvenli yatırım aracı olarak bilinen altının değeri her geçen gün artarken kuyumcu esnafı da dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı kendi tedbirlerini alıyor. Genelde bize çok kalabalık olduğumuz zaman, müşteri dükkanımızın dolu olduğu zaman hırsız denilen insanlar içeri girer. Onların özel taktikleri de var. Onları da onlara sormak lazım aslında ama gördüğümüzler de var. Kimisi türbanın altına gizler. Kimisi ne bileyim sırtına atanı da gördüm. Farklı yerlerine çalanı da gördüm. Bir tanesi de kendisini böyle din görevlisi olarak da tanıttı. İşin aslı çok güven de verdi. Çok samimi bir ortamda sırtımızı döndürdü. Ama bizim de tablolarımız tamamen doluydu o anda. O da onu fark etmedi. Geri çevirdik o anda. Biz yine müşteri gözünden bakıyoruz. Belki bir yanlışlık mı oldu? İşte şurada iki tane ürünümüz eksik dediği zaman sen ne yapıyorsun, ben din görevlisiyim, bana bunu nasıl yaparsın diye bir de üzerimize de çıktı. Tablolarımız boş olduğu zaman veya eksik olduğu zaman, dükkan çok kalabalık olduğu zaman o hırsızlar ondan faydalanarak o hırsızlığını yapmaya çalışıyor. Hırsızlar genelde böyle ya akşamı ya çok kalabalığı veya da sabah erken saatleri seçerler. Hırsızların en bilindik yönteminin dikkat dağıtımı olduğunu söyleyen kuyumcu esnafı, hırsızların birkaç kişi olarak dükkana geldiklerini, bir kişinin ürünleri ilgilenirken diğerinin de hırsızlık eylemini gerçekleştirdiğini ifade etti. Genelde dikkat dağıtarak o dikkatsizlikten yararlanmaya çalışırlar. Örneğin atıyorum vitrindeki ürünlerden çıkartırlar. Onunla ilgilenirken ortalama birkaç kişi gelir geldiği zaman. Onunla ilgilenirken diğer kişi bir başka bir şey çıkartırır, bir diğeri bir başka bir şey çıkartırır. O esnada dikkatini dağıtıp o andan yararlanarak diğeri önündeki ürünü almaya çalışır. Bu şekilde olaylar yaşıyoruz. Sabit gram olan ürünler var. Çeyrek, Cumhuriyet, işte Reşat gibi. Bunların gramları sabittir zaten. İlk önce elimize aldığımız zaman elimizde bir kontrol ederiz. Ondan sonra tartıya atarız. Gramajı tutuyor mu tutmuyor mu ona bakarız. Gerektiği zaman tezgaha atarak o altının sesini almaya çalışırız. Bu gibi yöntemlerle sahte olup olmadığını, tabii içindeki patentleri var, bileziklerin, işte 14 ayar ürünlerin, TSA garantisine, 24 ayar mı, 14 ayar mı, 18 ayar mı, hepsinin patentlerine bakarak, milyemlerine bakarak o şekilde kontrol etmeye çalışırız.